Ayvaz'ın saygına teslim ediyorum. Allah razı olsun, elden alalım. Ben süpürürken baktım ki bir siyah poşete, çok merak ettim, dedim ki açarken baktım paradı. Bu parayı da zaten maksat dedim ki karakola teslim edeyim. Bir şahıstan geldik, teslim ettim. Hadi maksat sahibine bulalım, karakola geldik, sahibine de aradılar. Zaten sahibini bulalım ki dedim sahibine teslim edelim. Ve de sahibini bulurken maksat dedim bir araya gelip parayı teslim etmek için. 35.360 TL'dir. Peki, tamam. Borcum var da ben hiç yani o parayı düşünmüyorum, kullanmaya hiç düşünmüyorum. Yani gözüm yoktu o parada. Maksat dedim sahibine teslim edeyim. Sahibi de bana yani çok merakta kaldığı için ben ona teslim etsem bana de ki Allah razı olsun diye. Allah büyük şeyler olsun. Her insan bu parayı cesaret edip sahibine vermez. Belki yapabilirdi, belki böyle kullanırdı. Belki de hiç yani ne yapacağını bilmezdi yani. Belki araba almayız, belki borcu var, belki ev almaya ihtiyacı vardır. Ne dedik ki sahibine teslim eder. Mutlu musun şimdi? Ha, mutluyum vallahi. Elhamdülillah ben bir gün sabah kalkıyorum 5.30'da geliyorum, asgari ücretten çalışıyorum. 7 tane çocuğum var, borcum harcım var. Ben dedim ki sahibine versem Allah'ın yanında daha sevap ediyorum. Parayı ben bankada çektim. Ben devlet yolasına gittim. Ela aykulun tarih düşmüş. Biz geldik karakola tercihini söyledik. Bana gelmiyordu. Biz çektik gittik. Ne parasıydı bankadan çektiniz? Bu benim kendi param. Ne yapacaktınız o parayı? Biz ticaret yapıyoruz oğlum. Allah razı olsun. Temiz öyle süt olmuş. Temiz süt olmuş. Demek ki haramı yememiş. Haramı yiyen adam bu para vermiyor. Allah'ın kesin ettiğine göre. Buraya da canlı. Ön taraf kenar mı? Yani şöyle klimayı bu arada. Hayır.